Avukat Aysima Karip. Bugün sizlere konut ve çatılı iş yerlerinde kiracı olarak bulunan kişilerin haklarından bahsetmek istiyorum. Öncelikle hemen hemen bütün kiracıların aklına takılan bir soruya cevap vermek istiyorum. Kira ilişkiniz, kira sözleşmeniz 1 yıl süreli olarak düzenlenmiş olabilir. Bu sözleşmede yazılı olan 1 yıllık süre aslında kiracının aleyhine bir durum oluşturmamaktadır. Türk Borçlar Kanunu madde 347'de belirtilen hüküm şudur ki, eğer siz kiracı olarak kira sözleşmenizin bitim tarihinden 15 gün önce bildirimde bulunursanız, kira sözleşmeniz süresi dolunca sona erer. Ancak kiracı olarak siz böyle bir bildirimde bulunmazsanız, kira ilişkiniz 1 yıl daha aynı şartlarla uzamış sayılır. Burada dikkat edilmesi gereken, kanun bu yetkiyi sadece kiracıya tanımıştır. Yani ev sahibine veya kiralayana böyle bir hak tanınmamıştır. Hiçbir şekilde ev sahibi sözleşme sürenizin bitmesini gerekçe göstererek sizi mevcut konuttan veya çatılı iş yerinden tahliye ettiremez. Hükümden de anlaşılacağı üzere bu madde sadece konut ve çatılı iş yerleri için geçerli olup otopark gibi kiralanan mevcutlar için geçerli değildir. İkinci husus ise bildiğiniz gibi ev sahipleri yasal olarak belirtilmiş olan TÜİK verilerinden de daha fazla zam talep etmektedirler. Ancak ev sahiplerinin bu taleplerinin hiçbir şekilde yasal dayanağı yoktur. Siz her zaman için sözleşmede yazılı olan yasal artış oranıyla bağlısınız ve yine TÜİK tarafından açıklanan verileriyle bağlısınız. Tek sorun, eğer kira ilişkiniz 5 yıldan uzun süreli ise kanun tarafından ev sahiplerine, kiralayanlara kira tespit davası açma hakkı tanınmıştır. Yani bu kira tespit davasındaki amaç, kiralanan taşınmazın kira bedelinin emsal taşınmazların yanında çok düşük kalması sebebiyle ev sahibinin mağduriyetinin önlenmesidir. Siz kiracı olarak yasal artış oranı yapmış olsanız da eğer kira ilişkiniz 5 yıldan uzun süreli ise ev sahibiniz kira tespit davası açarak kira bedelini civardaki emsal taşınmazlar dediğimiz şey sizin kiralamış olduğunuz eve uygun olarak aynı metrekarede, yakın muhitte yani hemen hemen aynı nitelikte olan taşınmazların kira bedelidir. Mahkemece bu emsal taşınmazların kira bedeli değerlendirilerek sizin taşınmazınız için bir kira bedeli belirlenir. Eğer ki 5 yıldan uzun süreli bir kira ilişkiniz varsa söylediğim gibi mahkeme tarafından belirlenen bedel üzerinden kira ilişkiniz devam edecektir.